Şu anda sahil parktayız ve saatlerimiz 20.45'i gösteriyor. Karasunun nabzını tutmak adına karosullara mikrofonumuzu atacağız. Bakalım bugün karosullar nasıl vakit geçiriyorlar? Açıkçası bizler de sizin gibi merak ediyoruz. Ben Levent Kızılarslan, Karosu TV, Sakarya. Vallahi dolaşıyoruz işte tamam, böyle sahilde, tamam, parklarda. O şekilde. Bir 3 ay kalıyoruz, bir sıkıntımız yok. Vaktimizi nasıl değerlendiririz? Ne bileyim işte, gezeriz, yeriz, pişiririz, süpürürüz. Vaktimiz çok güzel, parklar güzel, denizimiz güzel. Yalnız sinek ilacını biraz fazla geçsinler istiyoruz. Dediğim o kadar yani, bir ilaçlamayı çok yapsınlar. Çok sinekten rahatsız oluyoruz. İyi biçim geziyorum. Şimdi Karasu'da sabah denize gidiyorum. Denizden sonra akşam daha eğlenceli olduğu için Luna Park, Sahil Park, böyle geziyorum. Arada, canlı müziklere gidiyorum. Bu arada öğrenci miyiz? Evet, üniversite. Üniversite. Karasu Meslek Yüksek Okulu mu? Yok, hayır. İstinye Üniversitesi. İstinye? İstanbul. İstanbul'da, evet, doğru. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sahile iniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Peki. Daha deniz mevsimi açılmadı tabii. Şimdi. Yani şu anda açıldı gibi tabii. Tam. Yani daha biz giremiyoruz da tabii. Daha soğuk gidiyor biraz. Bu arada karasulumuz dışarıdan mı geldi? İstanbul'dan. Ya. Nasıl yaz akşamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi çoluk çocuk çıkmışız, geziyoruz işte. Peki. Güzel. Yani yaz artık yavaş yavaş hareketlendi karasu. Artık 2018 yaz sezonu start verdi. Evet. Karasu da hareketli, nasıl buluyorsunuz ve diğer bir sorumuz da, vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz akşamlar? Şöyle, biz karasulu olarak bu durumdan bayağı bir şikayetçiyiz. Çünkü vaktimizi değerlendiremiyoruz. Yani kışın daha güzel aktiviteler oluyor bana göre. Ama yazın turistler olduğu için bu tür şeyleri yapamıyoruz. Vaktimi de şöyle, üniversiteye geçiyorum ve birçoğunda çalışarak geçiriyorum. Yani kitap okuyorum, denize gidiyorum, akşamleyin o parka falan geliyorum, o şekilde. Peki karasunun yerli halkıyla, turistlerden bahsedin, dışarıdan gelen. Hı hı, evet. Arasında ne gibi farklar var mesela, negatif anlamda? Ya şöyle, gelen turistler burayı çok kötü yapıyorlar. Yani çok kirli görüyoruz burayı. Yani ya, kışın olduğu gibi değil burası. O yüzden şikayetçiyiz. Hanımefendi, siz katılır mısınız söylediğine? Ben katılmıyorum. Nasıl değerlendirelim? Denize geliyoruz, havuza gidiyoruz. Buralarda değerlendiriyoruz işte. Başka pikniğe gidiyoruz, Maden Deresi'ne. O şekilde değerlendiriyoruz. Ha, ne soracaksın? Yok, şimdi soruyorum hala ya. Yok, hiç şey yapmanıza gerek yok. Yaz artık yavaş yavaş start verdi karasuda. Nasıl vaktinizi değerlendiriyorsunuz daha çok? Ya ben şimdi karasuda diş hekimiyim. Zaten Şima tanıdık geldi. Tanıdık bana. Geldi değil mi? Ben seni tanıyorum. Takip ediyorum Facebook'tan. Diş hekimiyiz biz. Çok buralara takılmıyorum açıkçası. Fırsat buldukça ben il dışına genelde çıkıyorum. Bugün de denk geldi işte, seni görmek nasip oldu. Yani buralar canlı, bilemiyorum ki nasıl, hani ortamın nabzını ben tutmuyorum genelde. Siz tutuyorsunuz değil mi? Hocam çok reklam çıkmaz muhtemelen, kusura bakma. Yani bir şey, ben buralara çok uğradım yok yani. O yüzden hareketli, ama görüyorsun biraz hareketlilik başladı sanırım. Ama yazın muhtemelen Temmuz'dan sonra sınav da var, biliyorsun 1 Temmuz'da sınavlar var. Ondan sonra bir hareketlilik artar. Belki biz de bu sayede ekmek sağlarız. Yani biliyorsun bizim de işimiz kalabalığa bağlı. Öyle. Hocam çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. İstanbul'dan geldim dün akşam. Yani burası aslında şöyle söyleyeyim, saklı bir cennet. Yani çok bilinen bir yer değil. Turizm açısından olsun, özellikle iç turizm açısından olsun. Biraz daha iyi tanıtım yapılırsa burasının bir Marmaris'ten, bir Bodrum'dan, bir Çeşme'den hiçbir farkı yok. Sahilleri, denizi, yani Karadeniz gibi değil burası. Çok güzel mesela Karasu, gece ailenle beraber çok rahat bir biçimde gezebiliyorsun. Bence biraz daha iyi tanıtıma ihtiyacı var. Hak ettiği değeri gördüğüne inanmıyorum. Biz de denize giriyoruz, sayfiyede geziyoruz, sahilde geziyoruz, Karasu merkeze iniyoruz. Karasu merkezde çok güzel olmuş taşla. Ama orada insanlar çok pis çöp atıyorlar. Ona çok sinirleniyorum. 10 numara abi. Güzel. Mesela neler yapıyorsun akşamları? Akşamları geziyoruz abi burada. Luna Park'ta takılıyoruz. Başka? Sonra sabahları denize giriyoruz abi. Artık yaz yavaş yavaş hareketlendi Karasu. Şu anda canlılığı nasıl buluyorsunuz? Yani hareketli mi Karasu? Şu an değil.
Görüşürüz. Bence de değil. Sizce ne kadar daha süresi var? 3 hafta galiba. 3 hafta. Evet. Yani 3 haftayı baz alırsak yaklaşık Temmuz'un 20'si gibi mi oluyor? Yaklaşık. Evet. Temmuz'un 20'si gibi oluyor. Peki satışlarımız ne durumda şu an? Ya şu an durgun. Yani peki abi vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaz geldi artık. Yiyip içip yatayım başa. Geziyorum, tozuyorum. Abi siz bir şey söyleyeceksiniz. Nasıl? Siz bir şey söylemek için mi? Yok vallahi demem ya, söylemem ben. Karnım arıyor benim. Ben söylemem vallahi karnım. Bugün gelmeyin. Abi siz? Karasuyu seviyoruz. Nasıl abi satışlar nasıl mini çarşıda şu anda? Artık sezon yavaş yavaş başladı. Sezon şu an başlamadı henüz. Daha biraz daha var. Yani tahminine... Seçimlerden sonra düşünüyoruz. Seçimlerden sonra. Ondan sonra üniversite sınavları varmış. Ondan sonra belki açılır yani. Yani Temmuz'un 4'ü 5'i gibi. 5'i gibi aynen. Bana konuş doğru mu tamam mı? Soruyu daha önceden başlatmadan şey yap. Yok tamam. Vaktini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çalışarak. Yani şu anda değil ya. Şu anda çalışarak. Aa, karşıda tezgah var. Çek. Evet, gezerek. Geziyoruz. Başka? Şu anda yeni gezmekten geldik yani. Başka? Kameraman arkadaş. Bahçemizi yapıyoruz. Bahçelerdeyiz. Şimdi kameraman arkadaşım belki sizi tanıyor ama ben evet, tanımıyorum. Evet. Karasulü mü yoksa şehir dışında? Zonguldaklıyım ben. Vallahi çalışarak. Hocam siz? Gezerek. Vallahi çalışarak değerlendiriyor. Çalışan demir pas tutmaz, tamam mı? Çalışma. Var mı? Var mı hareket? Var mı? Hareket Allah'a çok şükür biraz var ama seçimden sonra inşallah daha güzel olacak. Vaktimi sabah denize gidiyorum. Akşam da tezgahım var, onu çalıştırıyorum. Hocam siz? Ben sabah otelde çalışıyorum. Bir tane Karasu Otel var. Orada çalışıyorum. Akşamları da böyle rahat, free geziyoruz. Luna Park, sahil, manitalar falan. Öyle takılıyoruz. Vallahi biz vaktimizi köyde oturduğumuz için fırsat bulursa geliyoruz işte denize böyle akşamları. Çoluk çocuk parka, eğlenmeye böyle. Çalışarak ne yapacağız başka? Abi satışlar şu an için durgun da seçimden sonraya beklenti var herkes, esnaflara falan. Siz tanıyabilir miyim? Salih Ertürk, Sakarya Karasulu'yum. Buyur abi. Karasulu'nun merkezi mi, köylerinden mi? Karasu merkezdenim. Emlak ofisim var. Çarşı merkezi, Aker İnşaat Emlak. Artık 2018 yaz sezonu start verdi Karasu'da. Evet. Nasıl vaktinizi değerlendiriyorsunuz akşamları? Karasu'da akşamları vaktimizi güzel değerlendiremiyoruz. Sahil parkta her akşam olay oluyor. Güvenlik güçlerinin burada bir önlem almasını istiyoruz. Artık Luna Park'a inemez olduk. Vaktimizi nasıl işte biz çalışarak, biz Karasu Belediyesi işçileriyiz, elemanlarıyız. Gece çalışıyoruz, gündüz çalışıyoruz. Millet sivrisinek yemesin diye ilaçlama görevini yapıyoruz. Evet.